Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'i bıraktım mı veya neler oluyor bunlardan bahsedeceğim ve arkadaşlar 1 milyon coinlik paket edeceğiz. Ayrıca da bir şeyler yapacağız. Yani arkadaşlar FIFA Mobile'i bıraktım mı bundan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce arkadaşlar FIFA Mobile'i bırakmadım, yani böyle bir şey yok, yani böyle bir şey düşünmeyin. Videoyu sizlerden like bombalaması bekliyorum. Yeniyseniz de arkadaşlar abone olun, bildirimleri açın. Yarın Türkiye 4. kademe paket açılımı videosu gelecek. O yüzden bildirimleri açın. Ve arkadaşlar Instagram falan takip etmeyi unutmayın. Instagram Koray'la DRM0 artık aktif olarak, yani çok aşırı aktif değilim hiçbir zaman. Ama arkadaşlar paylaşımlarımı yapıyorum, yani fotoğraf falan paylaşıyorum. Instagram'dan takip edin, oradan da destekleyebilirsiniz beni. Evet arkadaşlar, şimdi neden bu videoyu çekiyorum, neden FIFA Mobile'i bıraktım mı diye başlık yazdım. Arkadaşlar çünkü Instagram'a fotoğraf attığım anda 15-20 tane FIFA Mobile'i bıraktım mı diye yorum geldi. Arkadaşlar tabii ki de bırakmadım, asla bırakmam. Siz beni bu şekilde sevdiniz, bu şekilde tanıdınız ve ben sizi bırakmadığım sürece FIFA Mobile'i de asla bırakamam. Ve FIFA Mobile'e tabii ki de devam edeceğiz. Ayrıca de arkadaşlar bugün hatta video da atacağım, yani FIFA Mobile ile ilgili video da atıyorum. Aslında bu video FIFA Mobile ile alakalı bir video, oyun videosu. Ve arkadaşlar neden uzun zaman video atmadım falan bunlardan da bahsedeyim. Arkadaşlar bir önceki videomda da neden uzun zamandır video atmadığımdan falan bahsediyordum. Ancak durumlar biraz karışık arkadaşlar, hem de araya seçim falan girdi. Ben açıkçası arkadaşlar videolarımda seçim reklamının görüntülenmesini istemiyorum. Neden bilmiyorum, ben istemiyorum abi. Ben bunu istemiyorum arkadaşlar. Bu yüzden de aslında bu ara video atmadım. Araya bayram girdi, okula kayıt falan yaptırdım. Ve arkadaşlar yeni yeni YouTuberlar türedi, FIFA Mobile videosu çeken. Arkadaşlar Türkiye'de FIFA Mobile'in kitlesinin böyle bir, şu andaki FIFA Mobile oynayan kitlenin %50'sini ben oluşturduğumu düşünüyorum. Bana zaten çeken YouTuber, 400.000 500.000 aboneli YouTuberlardan da bu tarz mesaj geldi. Sen oluşturdun sonuçta bu kitleyi, sana saygım var falan tarzı şeyler geliyor. Arkadaşlar tamam, bunları ben oluşturmuş olabilirim. İnsan istediği videoyu çeker. Ancak abi insan bir videoya yeni bağımlılığın FIFA Mobile diye başlık yazmış. Gerçekten böyle bir başlık yazmış. Ve arkadaşlar bu video da oyunda 2 seviyeye kadar geliyor. Yani oyuna başlıyor, 2. seviyeye kadar geliyor, video o kadar. Bir ay sonra gibi bir şey, 1-2 hafta belki de bilmiyorum. Ama yani bir günde zaten 15-20 seviye olursun bağımlılığım dersen. Adam 15-20 gün sonra video atıyor galiba, tam bilmiyorum gününü. 7. seviye ve abi points çekip gereksiz paketler açıyor ve büyük paket açılımı başlıyor. Gerçekten abi hani zaten artık anlamışsınızdır kim olduğunu. Ve arkadaşlar bunlar gerçekten benim moralimi bozmaya başladı. Hani bağımlılığım diyorsan abi oyunu oynuyorsundur. Oyundan hiç anlamıyorum. Yeni bağımlılığım diye başlık koymuş. Gerçekten bu benim moralimi bozdu. Onlardan da gerçekten sıkıldım birazcık. Barış Bıra'yı gerçekten abi aşırı beğendim. FIFA Mobile oynayışını gerçekten abi isim veriyorum. Barış Bıra. Lazali zaten bayağıdır çekiyor. Onu da beğeniyorum. Ve arkadaşlar Enes Sarıoğlu da kaliteli FIFA Mobile videoları çekiyor. Bros Channel'da kardeşim zaten ve ben arkadaşlar. Onun haricinde hiçbir takip ettiğim FIFA Mobile kanalı yok. Hani sırf Barış Bıra çektikten sonra tuttu diye atanlar var. Hani biz izleniyoruz diye onlar da tutar benimki falan da diye de atanlar var. Gerçekten çok ilginç. Neyse YouTube herkes için özgür bir platform. Herkes istediğini yapar. Ama gerçekten abi hani bazı insanlar çok değişik. Her neyse arkadaşlar paketimiz açılıyor arkadaşlar. Şu anda paket açma düğmesine bastım. Bir bonus puan. Bir dünya fişiği, iki dünya sahnesi puanı, yani bunlar ekran kayıttayken açılmış paketler ama gerçekten bir hafta önce falan açtım. Hiç hatırlamıyorum ama 1 milyon coinlik paket sonuçta. Size de göstereyim dedim. Birisi bu çıktı, diğerinden ne çıktığını falan gerçekten hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. O yüzden bakacağız. Hadi bakalım ne çıkmış. Açmak için dokun dedik. 10 tane takas puanı. Evet arkadaşlar bu takas puanları benim çok işime yaradı. Onu da yarınki videoda hem 4. kademe paket açılımı hem de efsane 86 üstü oyuncu garantili paket açacağız. Arkadaşlar yarınki videoyu kesin izlemenizi öneriyorum. 2 dünya fişiği, B grubu puanı ve D grubu puanı çıktı arkadaşlar. Her neyse şimdi buradan 10 takas puanı daha çıkacak. Arkadaşlar gerçekten yarınki video efsane olacak. Bu isteyerek yaptığım bir şey değil abi. Dediğim gibi anlattığım olaylar üst üste geldi. Ayrıca yorgun da oluyorum. O yüzden de abi atamıyor biliyorum ama her zaman abi en kaliteli şekilde videolarıma devam etmeye çalışacağım. Özellikle oyunun başlarında size bilgilendirmeye falan, FIFA Mobile 19 çıktığında falan. O yüzden her zaman takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizle devam edeceğim. Hemen arkadaşlar şimdi de ücretsiz olarak 2 tane seçkin oyuncu garantili paket geldi. Birisi benim ülkemden, birisi genel. Ama arkadaşlar ilk oyuncu bakın ne geliyor. İlk oyuncu bakın ne geliyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel ve gördüğünüz gibi 86 Welbeck geldi ve 86 Topal. Arkadaşlar 86 Welbeck geldiği zaman 80 üstü garanti olunca genelde ne olur abi? Bir 81, bir 82'lik oyuncu çıkar ya da ikisi de 80 çıkar falan. İlk oyuncu ama her zaman en düşük geldiği için 86 Welbeck gelince abi dedim ki kesin Mehmet Topal gelecek demedim. Kesin kendi ülkemden 86'nın üstünde oyuncu çıkaracağım dedim. Hani en yüksek zaten 92 Cenk Tosun var.
Ve arkadaşlar ben de 86 gen oyuncu çıkardığım için gerçekten aşırı derecede çok sevindim. Mükemmel oldu yani bu benim için. Ve arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik. Bu videoda çok az oyun oynadım. Bir konulardan falan bahsettim yani. Çok da uzun sürmedi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Videoya devam edeceğim. Arkadaşlar şöyle bir yorum var bu arada. Buna da açıklık getireyim. Yeter lan yeter. Ne like'mış? İsteme mal herif. İnşallah batar kanalım. Mal isteme. Benim kanalım batmaz sizlerin olduğu sürece. Yani kanalım batsa da artık hani çok da önemli değil. Hani YouTube yani sonuç olarak hani ne ki hobi olarak yaptığımız bir şey yani. Kanalım batsa batacak bir şey de değil. Hani bir şey vermiyorsun ki hani bir şey karşılığında da olan bir şey değil. Her neyse. İnşallah batar kanalım demiş. Gerçekten kendini bir şey zannediyor falan yazmışlar. Arkadaşlar ben like istiyorum diye beni sevmeyen insanlar var. Abi ben video içeriğimi çıkartıyorum. Videoyu size eğlenin diye videomu yüklüyorum. Ve sizden de like butonuna basmanızı istiyorum. Dışarıdan gelen sesler gerçekten ne kadar gereksiz sesler bilmiyorum. Devam ediyorum arkadaşlar konuşmaya. Şu like isteme konusundan bahsediyordum. Uzun zamanda anlatayım yani. Arkadaşlar ben şimdi içeriğimi çekiyorum sizlere ve eğlenmeniz için atıyorum. Ve arkadaşlar like atmanız. Like atmak ne arkadaşlar? Tam ekranı kapatıyorsunuz. Butona basıyorsunuz. Sonra da bitiyor. Bahsetmeyince atmıyor. O yüzden abi ben de bahsediyorum ve çok da bahsediyorum. Neden çok bahsediyorum? Çünkü abi like atabilirsiniz. Yani like atmanız çok sizi yoran bir şey değil. Bana olan desteği çok büyük oluyor. Ve desteklemek istiyorsanız like atın diyorum. Yani 20.000 kişi izliyorsa mesela bunun 10.000 kişisi like atabilir. Ancak abi hani ben like atsam ne olacak ki diye atmıyorlar. Ancak abi bunu yapmanıza gerek yok. Yani bunu sizin aklınıza getirmeye çalışıyorum. Olabildiğince ve bu şekilde de devam edeceğim. Hiçbir şekilde attığınız yorumlar umurumda değil. Zaten beni destekleyen tayfa destekliyor. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanala abone olup şuradan da güzel bir videoya gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.